verilen alıntı metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın uygulanmasını isteyen emir karşısında 6 Kasım 1918'de İstanbul hükümetine çektiği telgrafta İngilizlerin aldatıcı davranışlarını, tekliflerini ve hareketlerini İngilizlerden çok haklı ve nazik bulan ve bunlara karşı nazik davranmamızı isteyen emirlerinizi yerine getirmeye yaratılışım elverişli değildir. Bunları yapmaktansa kumandayı bırakmaya hazırım. Yani yönetmeyi bırakmaya hazır olduğunu söylüyor ve emirleri dinlemeyeceğini belirtiyor. Baktığımız zaman verilen alıntı metinden hareketle hangisine ulaşılamaz demişti. İstanbul hükümeti teslimiyetçi bir tavır sergilemiştir. Bakın, İstanbul hükümetinin teslimiyetçi tavır sergilediğini zaten Mustafa Kemal'in sözlerinden anlayabilirsiniz. Resmen teslim olun demiş ve Mustafa Kemal de zaten buna karşı çıkmış. Hükümetin talepleri Mustafa Kemal tarafından kabul görmemiştir. Zaten diyor ki getirmeye yaratılışım elverişli değildir. Emirleri getirmeyeceğini söylüyor. B şıkkına da ulaştım. Mustafa Kemal düşüncelerini açık bir dille ifade etmiştir. Bu da doğru bir bilgidir. Direkt olarak üstlerine bile bunu söylemesi zaten açık sözlü olduğunu gösterir. İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'in görevine son vermiştir. Arkadaşlar, buradan hareketle görevine son verildiğine ulaşamayız. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Buna göre aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin çalışmaları doğrudan bu durumu önlemeye yöneliktir? Bakalım hemen. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İngilizlerin asker çıkardığı bölgelerden biri de Samsun'du. İngilizler vakit kaybetmeden bölgedeki Rum çetelerini Türklere karşı saldırılarda bulunmaya teşvik ettiler. Amaçları bölgedeki Türkleri göçe zorlayarak Türk nüfusu azınlık durumuna düşürmekti. Rum çetelerinin baskısı karşısında Türkler de direnişe başladılar. Ancak İtilaf Devletleri tarafından Türklerin gösterdiği bu direniş güvenliği bozma şeklinde nitelendirildi. Bakın, bize neyi sormuştu? Cemiyetlerden hangisinin çalışmaları bu durumu önlemeye yöneliktir? Arkadaşlar, baktığımız zaman Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Karadeniz'le ilgileneceğini zaten söyleyemeyiz. Kilikyalılar Adana ve çevresini koruyan cemiyetti. Burada Trabzon ve özellikle hani Karadeniz ve çevresini aramamız gerekiyor. Kilikyalılar Adana ve çevresi olduğu için C şıkkından da kurtuluruz. İzmir zaten adından belli nereyi korudu? İzmir'i savunuyor Rumlardan ama İzmir'i. Çünkü biz burada Karadeniz arıyoruz. İzmir Müdafaa Hukuk'ta burası olamayacağı için sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra Mustafa Kemal, dönemin sadrazamı Ahmet İzzet Paşa'ya aşağıdaki telgrafı çekmiştir. Suriye sınırını Suriye vilayetimizin kuzey sınırı saymakla beraber bu konuda başkaca görüş ve karar varsa bildirilmesi gerekir. Kilikya dolayının Adana ilinin bir bölümünü kapsadığı biliniyor ise de sınırı bilinmemektedir. Bunun açıklanması gerekir. Bakın, bazı demek ki kafa karıştırıcı noktalar var ki bunların giderilmesi gerekiyor. Özellikle Mustafa Kemal üstü kapalı yerlerin aydınlatılması gerektiğinden bahsetti. Bu telgraftan hareketle Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkes Anlaşması'nı daha çok hangi yönüyle eleştirdiği söylenebilir. Ekonomik bağımsızlığa saygı duymaması tabii ki olamaz arkadaşlar. Burada hiçbir şekilde kapitülasyonlardan ya da ekonomik bağımsızlıklardan bahsetmedi. Ülkeyi savunmasız hale getirmek bu ancak orduyu dağıtmakla olur. Öyle bir şeyden de bahsetmedi. Yoruma açık maddelerin yer alması işte Mustafa Kemal'in eleştirdiği noktadır. Zaten yoruma açık olacak şekildeki yerler kafa karışıklığına sebep oluyor. Adamlar o kadar güzel ayarlamışlar ki kendilerince. Yani çok rahat bir şekilde 7. maddeyle, yoruma açık maddeyle oraları işgal edebiliyorlar. Zaten Mustafa Kemal burada bunu eleştirmiş. D şıkkı da olamaz. Eşit koşullar altında imzalanmamış olması da buradan çıkacak bir yorum değildir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Ahmet Hulusi Efendi'nin bu çağrısından hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hemşehrilerim, şimdi İzmir'i Yunan askerleri işgal etmiştir. Bu işgale muhalefet ve düşmanın tavırlarına karşı koymak lazımdır. İşgal edilen memleketler halkının silaha sarılması ve savaşması farzdır. Fetva veriyorum. Silah ve cephane azlığı veya yokluğu hiçbir zaman mücadeleye engel teşkil etmez. Elinizde hiçbir silahınız olmasa dahi üçer taş alarak düşmanın üzerine atmak suretiyle mutlaka fiili mukabelede bulununuz. Kim söylemiş bunu?
Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi, yani düşmanın işgaline karşı direnmeliyiz demiş. Bakalım hemen hareketli hangilerine ulaşılabilir dedi. İşgale tepki İzmir'le sınırlı kalmamıştır. Zaten Denizli Müftüsü'nün bunu söylemesi İzmir'le sınırlı kalmadığının bir göstergesidir. Din adamları da milli bilinci uyandırmaya çalışmıştır. Doğrudur. Zaten vatanı savunulması gerektiğini Ahmet Hulusi Efendi Denizli Müftüsü olarak söylüyor. Bu da milli bilincin uyandırılmaya çalışıldığının bir kanıtıdır. İstanbul hükümeti oluşan tepkiyi önlemeye çalışmıştır. Buradan bununla ilgili bir şey çıkmayacağı için 3. öncül yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı 1-2'nin olduğu A şıkkıdır. Mon-Ross Ateşkes Anlaşması'nda yer alan hükümlerle ilgili olarak açıklamalarından kaç tanesi doğrudur? Hemen bakalım maddemize. Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi itilafların denetimine geçecektir. Bunun amacı neymiş? Olası bir toplu direniş hareketini engellemek amacıyla Anadolu halkı arasındaki irtibatı yani iletişimi kopartmak. Zaten bu olağan bir şeydir. Demek ki bu bununla eşleşir, doğrudur. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun doğması halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. Zaten en tehlikeli ve 7. maddeydi. Anadolu'nun işgaline hukuki zemin hazırlayan maddeydi. Bakalım amaca. Yapılması düşünülen işgallere hukuki bir zemin hazırlamak, zemine oturtmak doğrudur arkadaşlar. Biraz önce zaten bunu söylemiştim. Doğudaki 6 vilayette karışıklık çıkarsa oralarda işgal edilecektir. Bunun amacı da bir Ermeni devleti kurmaktı. Bakın zaten direkt bunu söylemiş. Doğu'da bağımsız bir Ermeni devleti kurmak olduğunu söylemiş. Üçüncü bilgimiz de doğrudur. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında Osmanlı ordusu terhis edilecek, yani dağıtılacaktır. Yani bunun da amacı Osmanlı'yı savunmasız bırakmaktır. Bakın burada ne diyor? Anadolu'yu savunmasız hale getirmek diyor. Demek ki bu da doğru. Dördü de doğrudur. Cevabımız D şıkkıdır. Anadolu'da oluşan bu duruma gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı söylenebilir? Hemen bakalım. Halk ilk aşamada anlaşmanın vahim ve tehlikeli durumunu anlayamamış. Fakat ülkenin işgale uğramaya başlaması ile birlikte cemiyetler ve askeri birlikler işgale karşı çıkmış ve büyük bir mücadele içine girmiştir. İstanbul'da mitingler düzenlenmiş, dış dünyaya telgraflar çekilmiş, işgalin haksızlığını anlatmaya çalışmış, yer yer direnişe geçen Kuvayi Milliye birlikleri kurmuştur. Bu birlikler gönüllü halktan oluşmuştur. Şimdi baktığımız zaman Anadolu oluşan bu duruma hangilerinin ortam hazırladığı söylenebilir. Azınlıkların Müslüman halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi zaten bu durum oluşmuş ki halkımız direnişe geçmiş. Demek ki birinci durumun direnişe ortam hazırladığı söylenebilir. İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edilmesi de zaten Kuvayi Milliye ve cemiyetlerin kurulmasının en önemli sebeplerinden bir tanesiydi. Çünkü artık halkımız orada şunu anladı. Vatan elden gidiyor dedi ve iş başa düştü dedi. Kuvayi Milliye cemiyetleri kurdu. Bu da doğrudur. Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a çıkması Anadolu'daki direnişin sebebi değildir. Arkadaşlar bir sonucudur. O yüzden 3.'yü alamayız. Sorumuzun doğru cevabı 1-2'nin olduğu A şıkkıdır.